Bir maçı daha kaybetmesi lazım. Fenerbahçe hani kendi galibiyetinin dışında bir beraberlik hakkını elinden de kaçırmış oldu. Ya velev ki Galatasaray bu hafta veya ligin son haftası berabere kalabilir, olabilir futbolun içerisinde ama yenilme kısmına geçmek çok zor Denizli Fenerbahçe maçı 1-1 bitmişti. Evet. Yani beraberlikle yenilgi, ben o yüzden ya Fenerbahçe'nin Konya maçıyla Bursa'nın şampiyon olduğu sezon ancak Trabzon Fenerbahçe maçı berabere bitmişti yine var. Fenerbahçe'nin şu senaryoda ipler kendi işte şeyini kendi keser noktasına gelir. Karagümrük'e Galatasaray kaybederse o zaman Fenerbahçe Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi durumunda avantajı eline alır. Tabii. Son haftaya Fenerbahçe kalır. Lider giriyor son haftaya. Tabii son haftaya ve lider gelir. Ve ligden düşen İstanbul Spor'la oynuyor Fenerbahçe. Evet ve o maçı da kazanır. O durumda Fenerbahçe şampiyon olur. Ya. Yani Karagümrük'e yenilmesi durumunda başka bir senaryo. Ya aslında gibi. Son hafta psikolojik olarak rakibini biraz strese sokmanın yolu sondan bir önceki. Bu hafta Galatasaray yener Karagümrük'ü. %99 yani bence yenecek ki. Oyunlar bunu gösteriyor. Karagümrük çok kırılgan bir takım. Bir sonraki hafta Fenerbahçe ligden yani ligin bitimine bir hafta kalacak oynanan maçtan değil mi? Fenerbahçe mağlup ettiğinde bir stres altına sokabilirdi. Bir puan farka düşürse mesela. Ama 3 puan aynı şey değil. Konya'yı kaybetmesi gerekir Galatasaray'ın. Berabere kalma durumunu ortadan kaldırmanız şampiyonluğu da elinizde rakibinize teslim etmeniz anlamı taşıyor. Yani son hafta o stresi yine Galatasaray yaşamayacaktır. Yani son hafta keyifli olur o zaman. Yani en azından şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşınmış olur. O stresi iki tarafta yaşar. Daha doğrusu bizler de yaşamış oluruz. Keyifli olur ama bu da zayıf ihtimal. Tabii gönül şunu arzu ederdi. Ben de arzu ettim oydu. Yani düğüm işte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülsün. Fakat bunun gerçekleşme kazananın ihtimali, şampiyon olacağı bir senaryo. Kazananın şampiyon olacağı veya şampiyonluğa çok yaklaşacağı. Hı hı. Şimdi o senaryoya da çok yakın değiliz. Evet. O senaryoya da çok yakın değiliz. Fenerbahçe'den bir haber ekranlara getireceğiz. Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko Süper Lig'de krallık yarışı listesinin üst sıralarında yer alan isimler içerisinde attığı golden fazla net fırsatı değerlendiremeyen tek oyuncu oldu. Oyununun aslında yapı taşlarından biri, sezonun ilk yarısında da sergilediği büyük performansla dikkatleri üzerine fazlasıyla çekmişti ki aslında ekstra bir şey yapmasına da gerek yok. Yani Edin Dzeko'dan bahsediyoruz. Uzun yıllar hayranlıkla takip ettiğimiz bir oyuncuydu ama ligin ikinci yarısında büyük bir düşüş içerisinde. Bu düşüşü doğal karşılıyor musunuz? Sizce sebepleri neler olabilir? Şimdi Edin Dzeko'nun yaşını dikkate almamız lazım. Sezonun temposunu, maç sayısını dikkate almamız lazım. Hani bazen yorgunluktan söz edildiğinde şu söyleniyor. İşte bir oyuncunun dinlenmesi için 48 saat kafi. İşin fiziki tarafına ya da biyolojik tarafına bakılarak bu değerlendirme, bu yaklaşım ortaya konuyor ve futbolcunun yorulma hakkı yok gibi bir sonuca varabiliyoruz. Aslında meseleyi sadece böyle ele almak çok doğru olmaz. Çünkü bu işin psikolojisi var. Yani mental yorgunluğu var. Sezonun dayattığı bir yorgunluk söz konusu olabiliyor. Bir de gidişatın getirdiği bir yorgunluk da söz konusu olabiliyor. Fenerbahçe sürekli stresli oynayan ve kazandığında da stresle kazanan bir takıma dönüştü. Bu da bence futbolcuları yoran bir faktör. Bütün oyuncuları fazlasıyla yorabilecek bir faktör. İşte o gündü yanılmıyorsam işte Galatasaray kazanıyor, güle oynaya kazanıyor diyor. Evet, Galatasaray son dönemlerde güle oynayarak kazanan takım olarak görüyoruz. Yani güle oynaya kazanan takım çok yorulmaz. Yani hiçbir açıdan çok yorulmaz. Şimdi Fenerbahçe onu yaşayamıyor. Özellikle iç saha maçlarında bir defa çok fazla stres alıyor. Çok fazla zorlanarak oynuyor. Çok daha fazla efor sarf etmek durumunda kalıyor. Ve Dzeko da hani hem oyuncu özelliği itibariyle hem de sorumluluk duygusu itibariyle çok yorucu bir role soyunmuş oyuncu. Yani şöyle anlatayım. Bir defa çok fazla stoperlerle boğuşuyor. Çünkü onun üzerine kurulu bir oyun var. Oyun kurulumuna çok katkıda bulunuyor. Çakılı kalmıyor. Yani ileride kalmıyor. Derine geliyor zaman zaman. Top almak istiyor. O pas alışverişlerine giriyor. İkili mücadelelere giriyor. Temaslı oyuna çok giriyor. Bunlar yorucu şeyler. Bunları çok yaşadı Dzeko. Dolayısıyla hani Dzeko'nun çok yorulması
normal. Burada İsmail Hoca'ya da aslında biraz iş düşüyor. Daha ekonomik kullanabilirdi. Yani Dzeko üzerinde daha doğru tasarrufta bulunsaydı, daha fazla rotasyon yapabilseydi bazen 11'den de düşürebilirdi Dzeko'yu. Bunu da bence çok yönetemedi. Hiçbir zaman düşürmediğiniz zaman 11'den oyuncuyu, bir anda bunu yaptığınızda orada reaksiyonla da karşılaşabiliyorsunuz. Alıştıra mı yapmak gerekiyor? Alıştıra derken yani oyuncu bunu görebilmeliydi. Yani en önemli maçlar, en stresli maçlar, en hayati denilebilecek maçlarda bu işi yapmaya başladığınızda oyuncunun psikolojisi de bu tasarrufu kaldırmıyor ve tepkiye dönüşebiliyor. Ya ben buradaki yönetme hadisesinin de çok iyi yapılamadığını düşünüyorum. Ama Dzeko'nun yorgunluğu bizatihi sadece yaşıyla, fiziki durumuyla, oynadığı maç sayısıyla ilintili değil, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla da ilintili. Yani Fenerbahçe sahanın dışına da çok çıkan bir taraf olarak dikkat çekti. İşte Sayın Ali Koç'un açıklamaları, Fenerbahçe'nin kulüp olarak soyunduğu kavga. Ben bunların da sadece Dzeko değil, bütün oyuncular üzerinde başka yorucu bir faktör olarak negatif rol oynadığını düşünüyorum. Yabancı oyuncuların kesin. Yani çok alışık olduğu şeyler olduğunu tahmin etmiyorum. Evet. Yani muhakkak. Dzeko ile alakalı Mehmet, yorumun ne? Haksızlık etmeyelim. Yani gol kaçırması çok normal. Çünkü en fazla efor sarf eden forvet. Artı Dzeko öyle asistler yaptı ki çaprazdan, bir kenar forvetten, onları da nazire yaparcasına çok etkili servisleri de oldu ve hiç maç kaçırmadı. Buradaki problem İsmail Kartal aktif dinlendirebilirdi. Dzeko sezonun ilk yarısı sadece bir maç. O da bir sonraki maç Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray maçı olduğu için Kayseri'ye götürülmedi. O maç Batu Şahin oynadı. Hatta hat-trick yaptı. Bir de Beşiktaş maçı teknik tercih. Yani bakarsak ne oluyor? 34-35 maçlık periyotta sadece iki kez Batu Şahin, ki Batu Şahin ilk 11 oynamayı da hak etti arada. Yani burada denklem nasıl yapılabilirdi? Dzeko 28-29 maç, Batu Şahin 6-7 maç oynayabilirdi ama tam tersi. Sadece iki maç Dzeko'yu dinlendirebildiniz. Performansı düştü. Çok normal. Dzeko ile birlikte Szymański de düştü ama ben İlk 25 hafta Fenerbahçe'yi net, hatta yani şampiyonluk yarışında da en iddialı konuma Dzeko sayesinde geldi. Komple bir forvet. İşin 9 numarasında. Şunu söyleyeyim, gol sayısında beni şaşırttı. Ben daha az gol atmasını bekliyordum. Zaten bu kadar çok gol oranı yüksek bir golcü olmadı hiçbir zaman Dzeko. Golcüden ziyade bir forvet diyebiliriz. İsmail Kartal'ı şöyle eleştirebilirim. Dzeko'nun olduğu sistemde çift forvet deneyebilirdi. Çok, çünkü yani Icardi tek forvettir. Icardi ile çok iyi ikili yapamayabilirsiniz ama Dzeko ile çok rahat ikili yapabilirdiniz. Burada çok İsmail Hoca'nın planlamada biraz Dzeko'yu kaybettiğini düşünüyorum. Dönüşte o gün Şahinoğlu'ndan da yorum alacağım. Evet. Dzeko ile alakalı sevgili seyirciler. Bir başka forvetten bahsetmek gerekirse en kısmetsizlerden biri, en yeteneklerden biri aynı zamanda Harry Kane. Onunla ilgili bir analizimiz var. Bir sezonu daha Tottenham gibi tırnak içinde loser bir takımdan ayrılıp dünyanın en winner kulüplerinden birine gitmiş olmasına rağmen yine sezonu kupasız kapatıyor Harry Kane. Analizimizi ekrana getirelim, sonrasında devam ederiz.